Merhaba. Şu an anlık olarak Sakarya'dayım. Arifiye keyfi. Diren ve Alper beni bekliyorlarmış. Merhaba. Beni yine görüyor sevgilim. Görmek zorundalar. Başka çıkar. Beni görmüşler de görmeyecekler. Lan götün sıkışacak. Evet arkadaşlar, yemek yemeye yalnız bulunmaktayız. Boşnak börekçisine geldik. Ne düşünüyorsun kanka? Boşnak börekçisi. Bence dünyadaki en güzel boşnak börekçisi burası. Yapmadığım bir şey yapacağım, şeker atacağım. Ne yapamam? Ben tek gittiğim boşnak börekçisi bu, bunu bilirdim. Paylaşacağım çünkü benden biraz. Ben de bakabileceğim bir şey yok maalesef. Var var. Nasılım? Efendim kardeşim. Ben. Buraya küllük aslam ne olur? Kanka bence hiçbir şey olmaz. Oğlum ne olur? Ben. Tam değilim. Doğru lan. Şöldür sabit tutmaz. Şey, onu da görmedim. Arkadaşlarımın olduğu her yer güzel yer. Sakın gelmeyin. Ben de öyle çıkıyorum. Sudan Az Özgür rasta yapıyor. Başladı. Sakarya'ya geleyim dedim. Yapmadıklarını bırakmadılar. Aradan kız kalktı, Sakarya'ya geldi, ben çalıştırıyorum. Ama... Normalde ayak parmağına taktığı rastayı... Ama herkes, rasta yapan herkes ayak parmağını takmıyor mu? Rasta yapanlar buna bir açıklık getirmiyor. Dünya üzerinde 10 kişisiniz kanka rasta yapan. Arkadaşlar merhaba. Şu şeye bakar mısınız? Dünya korkuncu bir renk ayrımı. İple kapatmayı düşünüyor. Boncuk boncuk ama hayatınızda görebileceğiniz en korkunç... Ayrım yani. Nisa'ya rasta yapıyorum. Arkadaşlar, ailemle konuştum. Ne? Niye? Niye ben değilsin? O ne demek oluyor? Yani herkes ben olamaz. Makinalaşmak istiyorum. Nisa'larda kalıyorum. Ailemden izin aldım ben. Nasılım? Kankalarımla beraber. Rastalarım nasıl olmuş arkadaşlar? Suriyaz Özgür yaptı. Ben yaptık. Şimdi yemek yemeye gitmecelerdeyiz. Eylülya'nın kucağında oturmaktayım. Burada da Naz var. Merhaba. Benim Sakarya şube arkadaşlar. Ben ve Diren vejetaryen olduğumuz için köfte yemeye gidiyoruz. Bize uygun bir yer arıyoruz. Bilmiyorum. Ben çok açım ama sanırım umurlarında değilim ama. Neyse. Düşüneceğim bu konuyu. Sen çok bir yanlış anladın. Arkadaşlarım çok yok, güzel ya. Onlara bakıyorum bazen şöyle uzaktan. Sakarya'da bir araya geleceğimizi hiç düşünmezdim ilk tanıştığımız zaman. Bu insanlarla sonuç olarak ben 6-7 ay önce, 7 ay oldu mu bilmiyorum. 6-7 ay önce tanıştığım insanlarla şu anda Sakarya'dayım ve herkes birbirine çok iyi geliyor. Herkes birbirinden çok uzaklaştığı için çok üzgündü ve şu anda birbirimize iyi gelmek adına buluştuk ve hani... Bazıları bugün ayrılacak, bazıları yarın ayrılacak ve birbirimizden ayrılacağımız için de çok üzülüyoruz. Çok garip bu kadar. Özel konuşma yapıyorum. Arkadaş biraz çekin attım. Tamam yap kanka. Yo hayır şaka dedim. Özel konuşma niye yapayım, videoyu göreceğiz zaten. Doğru. Çok üzgünüz birbirimizden ayrılacağımız için. Birbirimizi görebilmek için bir ton yol geldik. Evet ya, ben biraz konuşabilir miyim, çok duyursalım. Arkadaşlar düşünüyordum. Bugün çok mutluyum çünkü insanların bana bu kadar değer vereceğini düşünmezdim. Şu insan ve diğerleri bizim için kilometrelerce uzaktan geldi. Ben çok mutluyum. Bir de geldi rasta yaptı. Bayağı kullanılmış hissediyorum. Gerçek dost. Sadece iki tane filtre kahve aldım ama. İki filtre kahve bir de parmak yarısı bıraktı bana. Duygusal kısmına girersek mutluyum. Yani insanların değer algısı oluşu, yani insanlara değer algısı oluşturmak beni çok mutlu etti. Ya. Oh, Diren tüm koku taneciklerini içime çektiğime kanka, göre artık ya.
manyak mısın? Sudem. Çok güzel çıkıyorsunuz. Öpüşeyim. Ben senin makası kaybettim. Her şeyi bozuyor. Canı senin çantaya atmıyor. Makyajım artık gözaltı torbalarımla birleşiyor. Çünkü 28 saattir uyumadım. Ben 28 saat uyumuş bile olabilirim. Ayı öküz. Geldiğimiz yere bakın. Eylül'de yandı video çekiyor. Çok güzel bir yerde. Neredeyiz? Bilmiyorum ki. Neredeyiz ya? Aslan sonraki hamleni tahmin etmelerine izin verdi. Kanka! Ay ne yapıyorsun be? Yok, huzur arayışındaydım. Yaptıkları şeye bak. Sude'nin buraya gelme sebebi şu, anlatayım. Yes, biz. Araba keyifsiz. Aretha Franklin falan. Çetin'in arkada.